Bölgemizin insan yaşamı M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Hititler, Urartular, Bizanslılar ve Rum Pontuslarının yaşadığı bölgemize hayvancılıkla geçimini temin eden Oğuz ve Çetni boylarca Orta Asya'daki kuraklık nedeniyle Hazar Denizi'nin kuzeyinden İç Anadolu ve Karadeniz bölgesine büyük göç öncesi gelmiş ve yerleşmişlerdir. Yeşilce'nin ilk adı Yağbasan kasabasıdır. Geniş yerleşime sahip olan kasabada kereste tüccarları hem iş yapar hem de sayfiye yeri olarak kullanmışlardır. Yağbasan ismi zamanla Yağvadi'ye dönüşmüş ve daha sonra da Yavadı olarak ağız değiştirmiştir. Rus-Türk savaşlarında Şebin Karahisar, Su Şehri, Koyunhisar ve Mesudiye ve Reşavi halkı savaşa giden ilk birlikler olmuştur. Devlet, millet ve geleneklerine bağlıdır. 1012 yılı kayıtlarında savaşa giden şehit veren ailelerden vergi alınmaz. Büyük göç öncesi gelen Oğuz ve Çetinler'in 1072'den sonra egemenliği Anadolu'da sürmüş ve Danışmentliler 1300-1400 yıllarında hüküm sürmüştür. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt zamanında Anadolu Beyliklerini birleştirmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Kuruluşundan beri etnik grupların bulunduğu Yavadı köyü ordunun en büyük köyü olarak anılır. 1901 yılında Bucak merkezi olmuş Ömer Beyoğlu Osman Efendi ilk Bucak müdürü olarak atanmıştır. Cumhuriyet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Serdaroğlu Mustafa Efendi'yi milletvekili olarak Ankara'ya göndermiştir. 01.04.1959 tarihte 31.124 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Yavadı'da Nahiye Örgütü kurulmuştur. 1958 yılında Yavadı ismi Yeşilce olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla belediye kurulmuş ve ilk seçimler 04.06.1951 yılında yapılarak merhum Şükrü Demircan ilk belediye başkanı olarak seçilmiştir. 11 Ocak 1998 tarihinde 23.227 sayılı resmi gazetede Yeşilce Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. O günlerde olduğu gibi şimdi devlet, millet ve geleneğine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı vatandaşlık görevini noksansız yerine getiren bir belde olmamız övünç kaynağımızdır. Varız, var olacağız.